Meleğin babası telefonda. İsmini vermiyoruz. İsmini vermek istemiyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun Eda Hanım. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ben kızımın burnunu yaptırdığınız için, yani ameliyat ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum size. Siz de sağ olun. Şimdi ben tam televizyonu pek fazla izlemediğim için şu anda oturup izliyorum. Evet. Televizyonu. Ben Yusuf'la kızımın yani buluşmasını istemiyorum kesinlikle. Ben baştan beri buna karşıyım. Baştan beri karşıyım diyorsunuz. Evet, baştan beri buna karşıyım. Kesinlikle görüşmesini istemiyorum. Ben daha önce de ses telefonu açmıştım bunu, bildirmiştim bunu. Bu adam burada ya şey oynuyor böyle. Hani mavi boncuk derler ya, mavi boncuk gibi bir şeyler dağıtıyor ona buna. Benim kızım orada yürüyor. Ben, tek bir kızım var, dayanamıyorum burada. Sabrım taştı. Ben Yusuf'la asla olmayacak yani bu iş. Babası olarak Melek'e ne söylemek istersiniz? Bakın Melek dinliyor sizi. Şimdi ben kızıma da kızıyorum Uğur Bey. Kızıma da çok kızıyorum. Biz de defalarca Melek'le çok konuşmaya çalıştık çünkü bunları. He, kızıma da çok kızıyorum. Yani Yusuf'la benim kızımın arasında çok fark var. Yaş farkı var. Melek babanla sen konuşmuyor musun? Çocuk farkı var. Benim kızımın çocuğu yok, bir şeysi yok. Bunun çocuğu var. Asla olmaz. Başka bir şey de demiyorum yani. Açık. Ha, eğer şeyse kızım şey etmek bıraktı gelsin ya. Ben başımın üstüne yer vermem. Gelsin buraya, şöyle gelsin. Dönsün evine. Muhakkak tabii baba olarak her zaman kapınız açık. Ya ben bak ya şimdi Uğur Bey benim kızım bak. Bir tane kızım var benim. Benim kalbimde onun yeri başka yani. Şimdi Yusuf ben çocuk sahibi olmak istemiyorum ileride dedi. Melek onu da göze aldı. Tamam ben o zaman çocuk sahibi sen istemiyorsan ben de istemiyorum dedi. Ama bak bir taraftan da hayır, babam var. Hayır, Uğur Bey. Şu var bak. Şimdi ben kesinlikle Yusuf'un olmasını bunu istemiyorum. Karşıyım yani. Ya biraz önce de söylemiştim. Ailem karşı demiştim baştan. Hep ben nasıl ben desem. Kızım oradan şey yaptığı için kızımın şeylerine saygı duydum ben. Ya aslında baştan istiyordular. Baştan istiyordular. Yusuf'un buradaki hani hep sürekli olumsuz. Hayır sürekli olumsuz demesinden dolayı normalde istiyordular ailem. Hani benim sevgime saygı gösteriyordular baştan. Evet. Hayır, dur. Ben ince dokuyan, ince eleyen bir kişiyim. Allah razı olsun. Elinden öperim abi. Saygım var. Ben senin sonuna kadar destekliyorum. Ben senin ne düşündüğünü de çok iyi biliyorum. Ben bunu her zaman izah ettim. Ama beni anlayan olmadı. Ben kızının psikolojisine göre hareketler ettim. Ve yavaş yavaş kopmaya başlamak istedim. Bunu ben izah ettim. Geçen sene de bunu söylemiştim. Ve tekrardan Seda Hanım'dan bunu ricada bulunurken ben buraya bunun için geldim ve bunun için de artık bir son bulunması lazım. Ama her şeyin gene hayırlısını diliyorum. Bu zorla bir güzellik olmaz. Ben şunu istedim. Bana böyle bir şey söyledim. Ben Melek'ten şunu bekledim. Artık çekilsin bir kenara otursun veyahut da taliplerine baksın. Sadece gitsin memleketine biraz bir bekle dedim ben buna. Sabırsızlıkla tekrardan geldi. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sadece deneme bir fırsatı olmadı. Her zaman bir baskı yaptı bana. Her zaman mesajlar, telefonlar, şeyler bunlar onlar olunca Yusuf, biraz şeylik karşında oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben telefon baskı hiçbir şey yapmadım Seda ablacığım. Ben hiçbir zaman kendisine baskı yapmadım. Hep kendisini serbest bıraktım. Hep oluruna bıraktım. Bana ona geldi. Ertesi günü burada bana nikah kıy diye bir şey de demedim. Sadece net olsun. Tamam mı? Net olsun. Bir şeyler belli olsun. Aileler tanısın. Aha bak çok güzel. Bak Yusuf, aileler tanısın ben, diyorsunuz. Yusuf, sana hiçbir zaman baskı yapmadım. Melek dur. Yusuf sen bir babasın. Ve şu anda hattın ucunda Meleğin babası evet. var. Bir baba var. Evet doğru. Büyüğünüz var. Şimdi bu tür bahaneleri bırakın bir tarafa. Bunların hepsi bahane. Bana da bahane, Meleğin babasına da bahane. Yani gitti de geldi de gelmeseydi de bekleseydi bunlar bahane. Sen baştan beri olmaz istemeyen diyor baba. Melek de ısrar eden durumunda.
Bunu izah edin meleğin babasına. Meleğin babası diyor ki benim çocuğum kıymetli, gözyaşı döküyor. Ben bunu artık istemiyorum diyor. Bunu anlatın. Başında da istememiştim, şimdi de istemiyorum diyor adam. Başında istemedim olmadım. Sonra kendisi ısrar üzerine ben değerlendirme yaptım. Meleğe ölçtüm biçtim. Melek de herhangi bir sorun yok. Bak psikolojik diyorum da hayır. Ama bazı şeyler. Annesi geçen gün bana şunu söyledi. Yusuf dedi, ben dedim kısa kes dedim bana. Beni damat olarak dedim kabul eder misiniz dedim. Damat olarak dedim. Bana dediği laf şu. Bak dedi, kızını aldığım zaman dedi, geri dönüşü yok dedi. Ona göre dedi, ölç biç dedi. Ben de karşılığında şu cevabı verdim. Ben de değil ki sorun. Bir şey mi olacak da ayrılmamak üzere? İşte bak bunu yanlış anlatıyor. Bak yanlış anlamışsın, bak, böyle bir şey var. Yanlış anlatıyorsun. Annem benim açımdan demedi. Kendisinin 3 tane çocuğu olduğu için hani nasıl desem bir geçmişi var bu insanın değil mi? Tamam benim de bir geçmişim var. Ama kendisinin 3 tane çocuğu olduğu için annem sürekli bana şu kelime kullanıyor. Çocuklarını kaldırabilecek misin? Çocuklar sana ileride şunu yapar. Çocuklar ileride bunu yapar. Demesinin sebebi bu. İleride çocuğuma... Ben anlıyorum anneni. Heh, ileride çocuğuma sorun Yusuf yaratma. Yanlış anlamış. Heh, bunu yanlış anlamış. Bende bir sorun yok ablacığım. Ben anneme dedim ki ben katlanmaya razıyım. Ben çocuğuna bak, 3 tane çocuğuna bakmaya da razıyım. Anne ben seviyorum dedim. Ben onun her şeyine razıyım. Yeter ki sizin razınız olsun, sizin izniniz olsun. Ben o insanı istiyorum dedim. Ve onları zamanla ikna ettim. Hani ikna etmeye peki, de çalıştım. Peki şu an baban Yusuf'u istemiyorum diyor. Görüşmesinler ikisi diyor. Ya anne bak şunu da söyleyeyim Seda ablacığım. Ben kendi annemle konuştum. Dün değil evvelsi gün konuştum. Anneme ben bu soruyu anneme tekrar ben de sordum. Kendim bizzat sordum. Dedim ki anne dedim Yusuf dedim ciddi ciddi kapına gelse dedim. Bir damat olarak dedim sen ne söylersin ne dersin dedi. Annem dedi ki ben geleceğini sanmıyorum dedi kendisi. Ha. Ama dedi ciddi anlamda gelirse dedi. Ciddi anlamda gelirse benim diyecek bir şeyim yok. Sen kendin istiyorsun. Ama bak ileride dedi onun sorunları olursa, onun farklı şeyler olsa yok ben taşıyamıyorum, yok ben kaldıramıyorum diye bana şey yapma, ağlama demek istiyor. Benimle alakası yok. Bununla peki baban, alakası var. Şimdi sen babanın bu söylediklerine rağmen noktayı koy şimdi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi babama da gelince ben en son buraya geleceğim zaman garajda otobüse binecektim. Gelmek istedim, babam izin vermedi. Kardeşimle ikisi garaja geldi. Gitmeyeceksin dedi. Yani orada bana kızdı. Ben dedim ki gideceğim baba, ben o insanı istiyorum dedim. Babam da gidersen geri gelme dedi kendisi bana. Yani babamın res çekmesine rağmen ben bak, bunun ayağına geldim. Bak gene dayanamadı, bağlandı ama seni aradı. Baban yani ben babamı kırdım geldim. Ben bunun için her şeyi yaptım. Gururumu... Yok. Ama bu bir kere olsun kalkıp benim için hiçbir şey yapmadı Seda ablacığım. Hiçbir şey yapmadı. Ben bundan net cevap beklerdim. Ailem de yanlış anladı. Ailemin böyle davranması, böyle vermek istemiyorum demesi. Bu insan net bir insan olmuş olsaydı benim ailem bu şekilde konuşmayacaktı. Çünkü benim ailem baştan istiyordu. Hatta babamla konuşuyordu bunlar. Geçen sene konuşuyordu da ben yalan söylemiyorum. Tabii ki. Babamla efendi efendi konuşuyordu. Oğlum sana güveniyorum dedi hatta babam.